Çocuklar, nasıl oldu dizi? Evet. Heyecan var da şimdi nasıl yapacağız çok, ya? Heyecan çok. Evet. Yarın akşam yayınlanacak. Ya çok emek harcadık ve çok heyecanlıyız tüm ekip olarak. Yani galiba bizim dışımızda herkes çalıştık. İzledi. Evet. Yani artık böyle dün 4.30'da bitti. Evet. En son saat 3'te 4.30'da bitti dediğim hani 12'de başlamadık. Evet. Bir önceki sabah 10'da başladık. Ama ona göre de para kazanıyorsunuz. Ya şimdi ya sen. Ya, ya. Ama kuliste söyledim. Ya Furkan. Furkan. Ama kuliste sanki söyledim. Sanki bedavaya yapıyormuş gibi. Burada burada şimdi bizi yeme yani. Hey Allah. Şimdi 7'de başladı, 4.30'da bitti sadece. Ekmeğin üzerine yağ sürüp verdiler. Salça sürüp verdiler. Belki dizinin konusunu söyleyince kendi hayatlarınızın içinden de bir şey bulabilirsiniz. Yani çok uzak değil aslında konu. Bir ufak anlatmak ister misin konuyu? Anlatalım. Yani özeti şu, kimsenin ahını almayacaksın. Kimsenin ahını almayacaksın. Gençliğinde ahını aldığın bir delikanlıdan sonra evet. Ki onun ahını aldığın için, onu bıraktığın için o da tıp fakültesine bırakıyor. Aşkı için, üzüldüğü için. Bu da enteresan bir şey yani okulu insan bir hani kız arkadaşı terk ediyor diye okulu bırakması da garip kız bir şey. Kız arkadaşı yani şöyle o kadar rezil oluyor. O kadar seviyor. Yani... Büyük aşk. Büyük aşk. Büyük aşk. Ondan sonra kız evleniyor. Yıllar sonra evlenmek istiyor. Evlenmek aşkı bulduğunu zannediyor. Sevgilisi düğün günü onu terk ediyor. Nikah masasına terk ediyor. Terk ediyor. Kız gidiyor. Niye başıma böyle bir şey geldi diye. Sokakta bir kadın onu görüyor. Gözlerinin içine bakıyor ve diyor ki sen birinin ahını almışsın. Onu üzmüşsün ve kendini affettir. Yoksa hayatın boyunca yalnız kalacaksın. Ve hikaye oradan başlıyor. Pelin bu işin peşine düşüyor. Tankut'a geri dönüyorsun ve affetmesini istiyorsun ama tatlı intikam da herhalde. Yani Tankut bıraktığı gibi bir Tankut olmuyor. Değil. Olmuyor. Yıllar asıl sonra bambaşka yani bir adam. Doktor da olamıyor. Aşçı oluyor. Aşçı oluyor. Babacığım bu dizilerin akıbeti ne olacak? Sen artık eskisi gibi dizi de izlemiyorsun. Abi. Sen çok izlemiyorum. Dizi izlemiyorum ama sizin dizinin tanıtımlarına başını bayağı bir baktım. Gerçekten iyi bir hikaye. Aha. Çünkü evet, hani hep hikayeyi kadın üzerinden bakarız ya. Hani çirkin ördek yavrusu hikayesi evet. Aslında bu bir nevi. Çünkü çocuk çok çirkin ilk başta değil mi? Evet evet. Okuldayken çok çirkin. Kızı yüz vermiyor. Sonra tekrar dönüyor. İşte evet, biraz evet, enteresan evet. Olan kısmı da o. Yani en evet. Azından beni... Bana enteresan gelen kısmı. Genelde bu tip şeyler hani kadının üstünden, bayanın üstünden gider ve bu sefer erkek üstünden gidiyor. O biraz enteresan oldu. O çünkü güzel. O dediğin şey de bu arada erkeğin öyle bir şey yaşaması erkekte daha başka bir reaksiyon dramatik, oluyor. Dramatik, başka bir durum oluyor. O yüzden hani okulu bırakma konusunu dedi yani nasıl bırakır diye. Herhalde öyle bir şey. Var mıdır diye sordum sadece. Var, yani neyse pardon bir şey söyleyecektin. Evet pardon. Ya mesela bu işlerde gerçekten en önemli şey çiftin uyumu. Mesela Kanal D'nin dizisi Hayat Şarkısı içinde... Evet. Ben röportaj yaptığımda aynı şeyi söyledim mesela. Gerçekten çok doğru bir çift yakalanmıştı orada. Ve uyumları çok iyi. Dedim ki sizin dizi gerçekten olacak. Şimdi mesela sizle de ilk defa tanışıyoruz ama enerjileri falan acayip birbirlerine oturmuş. Bir şey daha ve tanıtımlarda falan da çok iyi duruyor şeyler. Dolayısıyla sizin dizide kesin... Bir şey daha söyleyeceğim sana. Bak benim tespitim mi yoksa herkes öyle düşünüyor mu bilmiyorum. Artık bir aşkı memnu, bir yaprak dökümü. Ne bileyim o dönemden işte daha büyük dizilerden yani fenomen olmuş diziler evet, gibi diziler var. Yerine yani öyle büyük dramlar ya da başka bir şeyler yerine şimdi artık böyle genç çiftlerin doğru. Daha şeker, daha sempatik, dram komedi karışık evet. içinde bir de böyle şimdi yanlış anlaşılmasın da çok büyük isimlerin, çok acayip jönlerin falan filan olmadığı daha böyle biraz daha yeni keşiflerin falan olduğu şeyler mi acaba? Gidiyor. Yani seyretmiyorum diyorsun ama... Yani sektörde tabii ki mesela özellikle genç kuşak seyircinin aradığı isimler var. Hani mesela son dönemde baktığımızda dediğin çok doğru. Daha mesela diğer dizilerde oynamış, tecrübesi olan ama başrol oynamamış ya da bir diziyi mesela sürükleyen değil ama o çiftlerin üzerine kurulduğu zaman genç kuşak seyirci onu satın alıyor o doğru. İşleri. Daha inandırıcı mesela buluyor sizin, belki. Sizin hikayede öyle gözüküyor. Dolayısıyla genç hedef kitlesi bu... İşi satın alır gibi geliyor bana. Hangi gün? Bir saat sonra. Kaçta? Yarın? Yarın yani cumartesi 8'de. Hani evet. Komedi, insanlar artık gülmek istiyorlar. Yani ülkede o kadar acı şeyler yaşıyoruz ki biz evet. De çok etkileniyoruz ve çok zorlanıyoruz. Ben sete çok üzgün gittiğimi evet. Biliyorum. Evet. Doğru. Ve o yüzden insanları bir nebze güldürebiliyorsak hakikaten bizim için de çok biraz güzel bir şey. Biraz böyle bir sempatik şeyler değil mi? Kesinlikle. Artık yani ağır ağır evet. Ağır ağır şeylerden biraz buraya geçiş